Son günlerde istenmeyen tatsız gelişmeler ard arda geliyor. Ziya kardeşimizin önerisiyle istedim ki bunları tartışmaya açalım, gerekli tedbirleri alalım. Gözden geçirmemiz gereken durumlar varsa düzeltelim ve konseyimizin dinamik, birbirine bağlı yapısını yeniden harekete geçirelim. Bugün sizlerden farklı bir üslup istiyorum. Benim arzum, hepinizin düşüncelerinizi burada açık açık dile getirmeniz. Seni bu kadar kızdıran ne Hüsrev Ağa? Profesörlerimi öldürüyorum Mehmet Bey. Sen burada Irak'ta öldürülen Amerikalıları konuşturuyorsun. Ben sana vazgeç şu eroin işinden demiştim. Bunun devri geçti. Adının başına Fatih, sonuna Sultan ekleyelim. Devir aç, devir kapa o zaman Mehmet Bey. Böyle konuşamazsın Hüsrev Ağa. Nasıl konuşacağımı senden mi öğreneceğim Necmi? Benim Çakır'ın ölümüyle ne alakam var Ziya abi? Çakır ölmeyi çoktan hak etmişti. Şevko da zıpladı. Tombalacı da zıpladı. Halit de gümledi. Allah rahmet etsin. Üçü de bir şekilde senin adamındı Necmi. Damadın da hep benim adamlarımla dalaştı. Burada senin benim yok Necmi. Ziya abiye göre var ama. Benim tozum kadar beyazsın Necmi. Devam et, devam et. Yine ikiniz kafanızda bir şeyler kurmuşsunuz. Benim üstüme geliyorsunuz. Gelin, siz de devam edin. Necmi! Bu Azrail bizim semtimize uğrayamadığı için mi? Bu sefirlerin adresini ezberlemiş Hüsrev Ağa. Ben Azrail'in işinden anlamam. Belki anlayan vardır. Hüsrev Ağa tabii ki naili konuşuyor. Kendisi Azrail'den rahatsız haklı olarak. Ama son kertede İstanbul'da herkes rahatsız olmaya başladı. Bu beklenmeyen ölümlerden. Açık konuşmak gerekirse büyük baskı altında. Herkes ne olup bittiğini öğrenmek istiyor. Daha da açık. Nizamettin. Daha açığız ya abi. Polat Alemdar adlı kişinin Süleyman Çakır'ın ölümü vesilesiyle bir gecede 6 tane babayı öldürmesi beni rahatsız etti. Bu işin sonu nereye varacak diye düşündürdü. Polat Alemdar'ın yaşaması yahut ölmesi hakkındaki görüşler eşit. Geriye kaldı benim sözüm. Ben konseyimizin yani ailemizin dışındaki her isim hakkında şüpheyle yaklaşmış ve kararlarımı bu şekle vermiş bir kişi olarak Polat Alemdar'ın özür dileyerek sözünüzü kesiyorum Sayın Karahanlı. Bütün bu gerginliğin, üzüntünün arasında sizlerle paylaşmak istediğim sevinçli bir havadisim var. Polat Alemdar, kızımla nişanlandı. Benim damadım. Varisim, oğlum oldu.